Merhaba arkadaşlar. Matematik Vadisi Soru Bankası'nda fonksiyonlara geçtik arkadaşlar. Fonksiyon tanımı, çeşitleri ve en geniş tanım kümesini bu testimizde inceleyeceğiz. Bir sonraki testimizde arkadaşlar parçalı fonksiyonlar, ondan sonrakinde mutlak değer fonksiyonlarını ayrıntısıyla incelemeye çalışacağım. Şimdi birinci sorumuzda aşağıda verilen bantlardan hangileri bir fonksiyondur? Bir fonksiyon olabilmesi için arkadaşlar bir kere her bir x elemanının bir tek görüntüsü olmalı. X'lerin görüntüsü tek olmalı. Evet, görüntüsü tek olmalı. Şimdi baktığınızda arkadaşlar mesela buradaki bir değeri seçtiğinizde o zaman birincinin, bakın dikkat edin, İki tane görüntüsü çıktı arkadaşlar. Aynı elemanın olamaz. O zaman şöyle bir pratik geliştirelim sizinle hemen. O zaman x eksenine dikmeler indirin. Eğer grafiği tek noktada kesiyorsa bu fonksiyondur. Eğer kesmiyorsa fonksiyon değildir. O zaman bakıyorum 2 ve 3 fonksiyondur. İkinci soru. Fx fonksiyonu verilmiş. Bu fx fonksiyonun görüntü kümesindeki tam sayı aralığı. Şimdi bana arkadaşlar tanım kümesi, yani x'in aralığı verilmiş. Eksi 1 ile 2 aralığı. O zaman ben de y'yi oluştururum. 2 ile çarpalım. Eksi 2 küçük eşittir. 2 eksi küçüktür. 4 oldu. Her tarafa 1 ekliyorum. Eksi 1 küçük eşittir. 2x artı 1. O da küçüktür. 5 oldu. Bu 2x artı 1 dediğim şey aslında fx'in ta kendisi arkadaşlar. O zaman eksi 1 ile 5 aralığı. Yani eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bunları toplarsak cevabımızın 9 olduğunu göreceğiz. Üçüncü sorumuz tamamen böyle fonksiyon tanımı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Çok güzel bir tarz. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakıyorum. Ya bunların grafiklerini aslında çizebilsek arkadaşlar çok güzel yorumlar yapabiliriz. Fx fonksiyon 1'e 1'dir diyor. Mesela 3x artı 5 için. Şimdi bu bir doğrudur arkadaşlar. Bakın. Doğrular da şu şekilde. Mesela x'e 0 versem y'yi 5'te, eksi 5 bölü 3'te x'i kesecek. Şöyle bir şey arkadaşlar. Dikkat edin. Bu 1'e 1'dir arkadaşlar. Hangi değeri verirseniz verin tek görüntüsü olacaktır. Peki x kare artı 1 bire 1 değildir diyor. Bakalım. Şimdi grafiğimizi çizdik yine. X kare artı 1 artı 1 benim yukarıdan gelir. Şimdi bire 1 olması için şunu anlamamız lazım. Farklı elemanlar aynı elemana gitmemeli arkadaşlar. Yani mesela baktığınızda burada atıyorum eksi 2 ile artı 2 burada simetrik olduğu için arkadaşlar aynı yere gitmişlerdir. Bu da birebirliği bozacaktır arkadaşlar. Doğrudur. Birebir değildir. Üçüncüsü 2x eksi 5 örtendir diyor. Bakın R'den R'ye. Bir önceki o doğru mantığıyla düşünsek arkadaşlar örten olduğunu görebiliriz. Peki nasıl örten olduğunu anlayacağız. Yani doğru herhangi bir doğru grafiği çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir yorum yapın. Örten olup olmadığını anlamak için. Bu doğruyu y eksenine doğru arkadaşlar şöyle dikleştirin. Y ekseninde açıkta eleman kalıyor mu? Hayır, kalmadı. O yüzden bu bir örten fonksiyondur. Ve D şıkkı arkadaşlar şu an önemli. Tam sayılardan tam sayıları tanımlı. Mx fonksiyonu örtendir diyor. Şimdi bakalım. Yani diyor ki tanımda da sizin tam sayı verdiğinde görüntü hep tam sayı çıkacak. Bakalım. O zaman görüntüdeki bir tam sayıyı alalım. Acaba 2x eksi 1 atıyorum 4 olabilir mi? Bakıyorum x 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bu bizim tanıma uymuyor. O halde D şıkkının arkadaşlar yanlış olduğunu hemen söyleyebiliriz. E şıkkı da yine E şıkkı için de arkadaşlar yine B şıkkında yaptığımız yorumu yapabiliriz. Niye sildik ki ben? Dördüncü soru. Bir fonksiyonun tersini istiyor. Hatırlayın biz bunu y'ye eşitliyorduk. O halde 3 eksi 5 x eşittir 2y oldu. Amaç x'i yalnız bırakmaktı. 3 eksi 2y eşittir 5 x oldu. Yani x eşittir 3 eksi 2y bölü 5. O halde f ters x dediğimizde artık x ile y'ler yer değiştirecekti. 3 eksi 2 x bölü 5'tir. Yani cevap diğer noktadır. Şimdi 5. soruda arkadaşlar ikinci dereceden bir fonksiyonun tersini nasıl alacağımızı göreceksiniz. Eksi 1 sonsuz kapalı aralığında, yarı kapalı aralığından 2 sonsuz kapalı yarı kapalı aralığında giden bir fonksiyon var. Şimdi ben bu fx fonksiyonu şöyle yazayım. Y eşittir x kare artı 2x artı 1 artı 2 diye düşüneyim arkadaşlar. Neden? 2'yi bu tarafa aldığımda y eksi 2 eşittir. Artık x artı 1'in karesi olacaktır. Bakın kök içine aldığımda arkadaşlar bu
artı eksi y eksi 2 olacaktır. X artı 1. O zaman artık x'i yalnız bıraktık arkadaşlar. Eksi 1 artı eksi kök içinde y eksi 2. Peki bunun artılısını mı alacağız? Eksilisini alacağız arkadaşlar. Bakın burada bulacağımız değer bizi arkadaşlar tanım kümesine götürecek. Yani y'de verdiğiniz 2'den büyük değerler için atıyorum ne verelim? 11 verelim mesela. 11 verdiğimde burası 9, 3 diye çıkar. Şimdi eksi 1, eksi 3 alsam eksi 4. Şimdi tanım kümesinde eksi 4 mevcut değil. O zaman eksilisini almayacağız. Demek ki x eşittir eksi 1 artı kök içinde y eksi 2 alabiliriz. Sonra x ile y'yi yer değiştirdiğimizde f ters x eksi 1 artı kök içinde x eksi 2 olacaktır. Yani cevap bu durumda Ceyhan oluyor arkadaşlar. Şimdi şu kalıbı hatırlayalım sadece. Kalemimizi değiştirelim. Bir fx fonksiyonu bize verildiğinde örneğin ax artı b bölü cx artı d gibi bir fonksiyonsa biz bunun tersini şöyle buluyorduk arkadaşlar. D ve a yerde v işaret değiştiriyordu. Eksi dx artı b bölü cx eksi a oluyordu. Şimdi bakıyorum. Tanım kümesinde iki tanımsızlık yaratıyormuş. Yani paydaya 2 yazarsam 2 eksi b sıfırlamalı. O zaman ne oldu? B'nin değeri 2 çıktı. Şimdi bu fonksiyon tersini bulalım arkadaşlar yukarıdaki formüle göre. Hemen eksi b ile a'yı yer ve işaret değiştirdim. Bx eksi 3 bölü x eksi a oldu. Demek ki ters fonksiyonda da eksi 1 tanımsızlık yapıyor. Eksi 1 eksi a'nın da sıfırlaması gerekiyor. Demek ki a eksi 1 çıkacak. 2 ile eksi 1 toplarsak cevabımız artı 1 çıkacaktır. 7. sorumuzda aşağıda verilen yargılardan hangisi hangileri doğrudur diyor. Artan azalmakla ilgili bir kavram arkadaşlar. Şimdi pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Bu azalandır diyor. Bakın bunu görmenin en güzel yolu şu. Mesela x'e atıyorum 10 verdik. X eşittir 10 için. Bunun y'sinin değeri 1 bölü 10 oluyor. X'e atıyorum 1 verdik. Y'si 1 oldu. X'e 1 bölü 10 verdik. Arkadaşlar dikkat edin. 1 bölü 10 versek y'sinin 10 olduğunu görüyoruz. Yani x'e verdiğim değerler azalırken y'ye verdiğim değerler artıyor. O zaman bu azalan bir fonksiyondur arkadaşlar. Doğrudur. İkincisi eksi x kare artandır demiş. Şimdi siz değerleri verdikçe arkadaşlar daha da küçüldüğünü görürsünüz. Mesela 1 verin eksi 1. 2 verin eksi 4. 3 verin eksi 9. Yani bu azalan bir fonksiyondur arkadaşlar. Artan bir fonksiyon değildir. F R'den R'ye artandır demiş. Bakın 1 verin 1, 2 verin 8, 3 verin 27. Bunun artan olduğunu arkadaşlar bu şekilde de görebilirsiniz. 8. soru çift fonksiyonmuş fx. Çift fonksiyonda arkadaşlar tekli dereceli ifadeler olmamalı. Yani o zaman a'nın değeri 1 olmalı, b'nin değeri 2 olmalı. O zaman burada yerine yazarsam 1 artı 2 artı c eksi 1 olmalı. O zaman c'nin arkadaşlar eksi 4 olduğunu gördük. O zaman fx'i artık oluşturabilirim. X'in karesi artı 1 oldu. Şimdi f'de eksi 2 yazmamı istiyor. Eksi 2'nin karesi 4 artı 1'den cevap 5 çıkacaktır. 9. soru. Fx tek fonksiyon. Şimdi tek fonksiyonun özelliği şudur arkadaşlar. Eksi x'i içerideki eksiyi dışarıya çıkarır. Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Evet. O zaman ben şu 2 tane f eksi x'i eksi 2 tane fx yazabilirim. Bu tarafa alırsam 3 tane fx fonksiyonu x küp eksi x'miş. F2 istiyor. X'ini 2 yazarsam 3 tane f2'nin değeri 2'nin kübü eksi 2 yani 6 oldu. 3'e bölersem o halde f2'nin değerini arkadaşlar 2 olduğunu hemen yapıştırabiliriz. Şimdi geldik 10. soruya. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini istiyor bizden. Şimdi bir kere payda 0 olmayacak. Başlarken bunu söyleyelim. X kare eksi 3 x artı 2 0 olamaz. Eksi 2 eksi 1. Yani x 2 olmayacak. X 1 de olmayacak arkadaşlar. O zaman A şıkkının gittiğini gördük. 1 bu arada var arkadaşlar. Olmamalı. 2 bu arada var. Olmamalı. Yani cevabımız direkt Ceyhan görünüyor ama biz yine ispatını yapalım. Köklü ifadede 4 eksi x kare kök içi 0'dan büyük eşit olmalıydı. O zaman köklerimiz burada 2 ve eksi 2'dir. Tabloya yerleştiriyorum. Baş katsayımız eksi artı eksi. Şu aralık olmalıdır. Yani eksi 2 eksi 2 2. Ama 2 olmayacak arkadaşlar. Aralığından 1'i çıkarmam
lazım. Cevap o halde Ceyhan olacaktır. Geldik 11. soruya. Şekilde f fonksiyonu verilmiştir arkadaşlar. A'dan B tanımlı. A kümesi yani tanım kümesiyle FA yani görüntü kümesinin kesişimini istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Tanım kümesi demek x ekseni demektir. Yani fonksiyonun x ekseninde gördüğü yerdir. Görüntü kümesi fonksiyonun y ekseninde gördüğü yerdir. Şimdi bakıyorum. X ekseninde bu fonksiyonun gördüğü yer eksi 3'ten dahil. O zaman A kümesini yazıyorum. Eksi 3'ten dahil 7'den açıktır. Görüntü kümesini yazıyorum arkadaşlar. Y'de gördüğü yer. Eksi 4'ten dahil ama 5'ten açık olmalıdır. Şimdi bunların kesişimi şöyle yapıyorduk. Küçüklerin büyüğünü alıyoruz arkadaşlar. Eksi 4 ve eksi 3'ten büyük olanı eksi 3'tü dahil. Büyüklerden küçüğünü alıyoruz. 5. Yani cevabımız bu durumda Bursa çıkacaktır. 12. soru logaritma fonksiyonuyla işte bir köklü bir kesirli fonksiyon verilmiş. En geniş tanım kümesinde kaç tane tam sayı vardır diyor. Şimdi başlarken ben hemen logaritmanın tanımına göre 3 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerektiğini hatta 3 eksi x'in 1 olmaması gerektiğini söyleyeceğim. Yani x 3'ten küçük olacak fakat x 2 olmayacak arkadaşlar. Net. Bir diğeri. Paydayı sıfır yapan değer arkadaşlar bizim için tanımsızlık noktasıdır. Yani x artı 5 de sıfır olmamalıdır. X artı 5 de sıfır olmamalıdır. Yani x eksi 5 de olamaz. Bakın bunlar bir kere bir yerde kalsın. Logaritmik iç ifadenin yani 36 eksi x karenin sıfırdan büyük olması lazım. Eşitlik söz konusu olursa tanımsızlık çıkar arkadaşlar. Köklerim 6 eksi 6. Tabloyu yerleştiriyorum. Baş katsayım eksi artı eksi olacak. O zaman bu aralık. Şimdi ama arkadaşlar ben x'in 3'ten küçük olduğunu da söylemiştim. Eksi 6'dan büyükse o zaman birleştirirsem bunu. Daha doğrusu kesiştirirsem. Demek ki eksi 6 olmayacak. 3'e kadar. Bundan arkadaşlar eksi 5'i ve 2'yi çıkaracağım. Peki ne var burada arkadaşlar? Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. O zaman 3. 6 tane bizim için tam sayı değeri vardır arkadaşlar. 13. soru. Fonksiyonunun daima tanımlı olması için. Bakın. Daima tanımlı olması için x kare artı 4x artı m artı 1 ifadesi 0 olmamalı. Yani bu 0 olmayacak. Hatta kareköklü bir ifade olduğu için ben bunun direkt sıfırdan büyük olduğunu söylemeliyim. Normalde kareköklü ifadelerde kökten büyük eşit ama paydada olduğu için eşitliği kaldırıyorum arkadaşlar. Peki bu ifade ikinci dereceli bir fonksiyon sıfırdan büyükse kök yok anlamına gelir. Kök yok demek delta küçüktür sıfır demektir arkadaşlar. B kare 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 1 sıfırdan büyüktür. Yani 4 eksi m eksi 1 sıfırdan büyük çıktı. 3 büyüktür m oldu. Yani m 3'ten küçük bir değer olmalı arkadaşlar. Ne oldu? Delta küçüktür 0 yapacaktık burada. Küçüktür 0 oldu. Yani 4 eksi m eksi 1 küçüktür 0 olmalı. 3 küçüktür m'den. Yani m 3'ten büyük olmalıdır. Cevap diğer bakır. Şimdi 14. soru teklik çiftlikle ilgili arkadaşlar. Fx tek fonksiyonun gx çift fonksiyon olmak üzere hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakın. Tek fonksiyon örneği olarak ben f(x) x küp olarak alayım. Gx fonksiyonu da x üzeri 4 fonksiyon alayım. Şimdi f bileşke f. Yani x küp yani bu f'de f(x) yazmak demektir. f(x) x küptü zaten. Yani f'de bir daha x küp yazarsam x üzeri 9 olur. Tek kuvvet olduğu için bu tek fonksiyondur, doğrudur. G bileşke f. G'de f(x) yazacağım. f(x)'im arkadaşlar x üzeri 4'tü. Şey x küptü. Bunu G'de yazarsam x küpün dördüncü kuvveti yani x üzeri 12 olur. O halde bunun çift olduğunu arkadaşlar söyleriz. Doğrudur. F ile G fonksiyonun çarpımı. Şimdi bunlar çarparsam ben x üzeri 3 ile x üzeri 4 çarparsam x üzeri 7 olur. Tek fonksiyondur. Doğru. E şıkkına bakalım. F küp x yani x küpün de kübü. O halde x üzeri 9 tek fonksiyondur. Doğru. Ama toplamını aldığımızda arkadaşlar x küp de x üzeri 4 fonksiyonun toplamında ne tek ne çift fonksiyondur. Cevabımız Diyarbakır yanlıştır arkadaşlar. 15. ve son sorumuza geçelim. Şimdi bir fonksiyon verilmiş ve sizden bu fonksiyonun işte bambaşka bir formunu sormuş. Şimdi ben
şunu önce yorumlamak istiyorum. Y eşittir fx verilmişken arkadaşlar eksi yani y eşittir eksi f eksi x ne demektir? Bunu anlamaya çalışalım. Şöyle yorumlayacağız. X'lerin arkadaşlar eksi x olduğunu görüyoruz. Ama buna göre çıktılarım yine eksi oluyor. Eksi y. Yani benim fx fonksiyonum x virgül y'leri sonunda eksi x'e eksi y olacak. Arkadaşlar bu ne demektir biliyor musunuz? Bu orijine göre simetrik almak demektir. Orijine göre simetriktir demek. Yani şöyle bir yorum yapacağım. Benim fonksiyonum normal şartlarda şöyle birinci bölgede sağdaki bir fonksiyonsa orijine göre simetriğini aldığımda bu kez eksi 2'den gelecek. Şöyle giden bir fonksiyon olmalıdır. Peki bunu hallettik. Peki artı 1 demek bu fonksiyon arkadaşlar bir birim yukarı çıkarmak demektir. Yani burası eksi 1'den gelecek. Şöyle gitmeli arkadaşlar. Bakıyorum cevap bu durumda Edirne olacaktır.